Merhaba, üç konuyu gündeminize getirmek istiyorum. Birincisi sağlığımızı çok ilgilendiriyor. Yine bu koronavirüs salgınıyla ilgili bir konu. Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı, dün akşam yine açıklamalarda bulundu. Ancak bu defa çok farklı bir anlamı vardı yaptığı açıklamaların. Öncelikle vefat sayısının 1500'ü geçtiğini söyledi maalesef. Ve hasta sayısının 70 bin kritik eşiğini geçtiğini ya da ona ulaştığını, 69 bin küsur olduğunu söyledi. Bu 70 bin eşiği neden önemli? İkinci maddede açıklayacağım ama bu gelişme hızı, gelişme seyri nedeniyle hastalığın hükümet bazı ek tedbirler tartışıyor. Henüz karara bağlanmış değil. Çünkü 17-19 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma yasağı, yani önümüzdeki hafta sonu, bunun hemen arkasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İstiklal Savaşımızı yürüten Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıl dönümü, ancak maalesef büyük törenlerle kutlanamıyor bu hastalık nedeniyle. İşte o yüzden İnsanların eski alışkanlıklarıyla bunu bir tatil günü, işte hafta sonuyla birleştirip tatili uzatacak bir gün olarak değerlendirip ya da böyle düşünüp tatil bölgelerine akın etmemesi için tedbirler düzenleniyor ya da sokaklara akın etmemesi için tedbirler düzenleniyor. Sokağa çıkma yasağının uzatılması, karantinanın daha sıkı uygulanması bu tedbirler arasında. Buradan ikinci maddeye geçiyoruz. Bu karantina konusu, sokağa çıkma yasağı konusu ve 70 bin eşiği. Selva Demiralp, Profesör Doktor, Koç Üniversitesi Profesör Doktor, iktisatçı, çok önemli bir araştırma yaptı ekip arkadaşlarıyla beraber. Türkiye'de ilk defa yapılıyor bu açıklama. Dünyada da ne kadar örneği var, çok az örneği olsa gerek, bilmediğimden söylüyorum ama Türkiye'de başka örneği yok. Bu sabah Yetkin Report sitesinde yayınlandı bu çalışma. Özgün grafiğiyle beraber diyor ki Selva Demiralp, 70 bin eşiği, hangi ülkede olursa olsun, 70 bin hasta eşiği aşıldıktan sonra tam karantina uygulamasına geçilmediği halde, gecikme olduğu halde sadece can kaybı değil, ekonomik kayıplar da çok artabilir. Hastalığın geçişinden sonra toparlanma süresi uzayabilir. Bu çok önemli bir saptama, bilimsel bir çalışmanın getirdiği saptama. Belki hükümet bu saptamayı da dikkate alacaktır. Üçüncü konu, infaz yasası. Biraz önce avukatı Alaaddin Çakıcı'nın, Türkiye'nin en meşhur mu diyelim, meşhum mu diyelim, organize suç örgütü liderinin, ki halk arasında mafya diye biliniyor, bunun tahliye edildiğini bu infaz yasası çerçevesinde ilan etti. Efendim, Saroz'da bir arkadaşının otelinde inzivaya çekilmiş. Tabii bu çok tartışmalı bir konu. Çünkü Devlet Bahçeli, yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim ortağı, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Çakıcı'nın serbest kalması için çok uğraşıyordu. Ülkücü arkadaşım, vatansever, kader kurbanı laflarıyla, daha önce bu Rahşan affı diye bilinen affta da bir çıkarılması gündeme gelmişti. O zaman olmamıştı, şimdi oldu. Adam öldürmeye teşebbüs, yaralama suçlamaları var. Interpol tarafından aranırken 98'de yakalanmıştı biliyorsunuz. Ve bir de Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla aldığı 10 ay hapis cezası var. Buna rağmen Çakıcı serbest. Kimler serbest değil, kimler infaz yasasından yararlanamıyor? Mesela Osman Kavala, hayatında eline silah almamış Osman Kavala yararlanamıyor bu yasadan. Efendim, Selahattin Demirtaş, Halkların Demokratik Partisi'nin eski lideri, yararlanamıyor ve diğer bütün siyasiler. Gazeteci arkadaşlarımız yararlanamıyor. Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel, onların ismini özellikle saymak istiyorum. En son tutuklananlardan oldukları için gazeteci arkadaşlarımız içeride, çünkü bu arkadaşlarımız teröristlikle, efendim casuslukla suçlanıyor aynı şekilde Kavala'da. Ama işte organize suç örgütü liderleri dışarıda. Bu yasa herhalde çok tartışılacak. Anayasa Mahkemesi bakalım gündemine alacak mı, almayacak mı? Bir konuyu daha gündeminize getirmek istiyorum. Bu yayınlar üzerine eleştirileriniz oluyor. İşte kamera açısından, benim kameraya bakarak konuşmamamdan, daha serbest konuşmamdan, hem cesaretlendirici hem de eleştirici tavırlar oluyor. Lütfen bunlara devam edin. Gördüğünüz gibi bunları dikkate alıyorum ve uygulamaya çalışıyorum. Yeniden karşınızda olmak ümidiyle.